Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ın... IŞİD 2019'da Türkiye vilayeti programını açıkladı. Karargahını Türkiye'ye taşıdı. Türkiye'de örgütleniyor, istihbarat topluyor ve kitlesel terör için emperyalistlerin düğmeye basmasını bekliyor şeklindeki iddiasını köşesine taşıdı. Çok önemli hatta dehşet verici ancak Özdağ'ın elinden bir şey gelmez. Ne yetkisi var ne de yaptırım gücü. Bir siyasi parti başkanı olarak yetkilileri uyarmaktan ve harekete geçmeleri için zorlamaktan başka bir şey yapması mümkün değil diyen Ataklı şöyle devam etti. Özdağ IŞİD'in merkez üssü olarak Türkiye'yi seçtiğini ve emperyalist güçlerin kitlesel çapta eylem yapmak için talimat beklediklerini söyledi. Özdağ iddiasını Twitter'da yayınlanan bir videoyu alıntıladıktan sonra altına yazdığı yorumla dile getirdi. Söz konusu tweette şöyle yazıyor. Burası İstanbul Fatih ilçesi Çarşamba Mahallesi. İran'da bir mahalleyi andırıyor. Ama önemli olan o değil. Bu videonun yüklendiği müziğe neşit deniyor. Selefi orduların saldırı müziği. IŞİD'in en kanlı eylemlerinde bu çalan Neşid'i kullanırdı. Bu müzik YouTube'da yasaklandı. Tweet'i alıntılayan Özdağ ise alıntısında şunu yazdı. IŞİD 2019'da Türkiye vilayeti programını açıkladı. Karargahını Türkiye'ye taşıdı. Türkiye'de örgütleniyor, istihbarat topluyor ve kitlesel terör için emperyalistlerin düğmeye basmasını bekliyor. Zafer Partisi Türkiye'nin Suriye-Irak olmasına izin vermeyecek. Teröristleri süreceğiz. Çok merak ediyorum. Teröristlerin ayakkabı numarasını bilebilen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iddia üzerine ne yapacak? Harekete geçecek mi? Özdağ bu bilgiyi nasıl elde ettiğini soracak mı? Yoksa zaten o hayvandan bile aşağı bir yaratık. Onun lafıyla mı hareket edeceğim diyerek umursamaz mı davranacak?